arkadaşlar bu mutlu pazar gününden hepinize sevgiler saygılar bugün yine bir koli açılışımız var arkadaşlar bu güzel kolimizin içerisinde Japonya'dan gelen ürünlerimiz var. Bu koli beni şaşırtan bir koli oldu arkadaşlar. Neden dolayı şaşırdığımı da hemen ileteyim. İlk defa Japonya'dan gelen bir kolim 2 haftayı geçmeden elime ulaştı. Ve ben buna çok şaşırdım, inanılmaz şaşırdım. Gümrük'teki görevli arkadaşlara buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlk defa 2 haftanın altında bir zamanda Japonya'dan ürünler elime teslim olmuş oldu siparişimin ardından arkadaşlar. Güzel ürünlerimiz var. Hot Wheels var, Tomica'lar var. Hepsini sizlerle birlikte açacağız. Bu arada kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneleriniz benim için çok önem arz etmekte. Ondan dolayı desteklerinizi de eksik etmeyin. Hadi bakalım arabalarımızı görmeye başlayalım. Çok güzeller çok. Evet, kolimiz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gömürükçe kontrolü yapılmış ve 2 haftadan az Yanlış olmasın tam 13 günde falan geldi arkadaşlar. Yani mükemmel bir zaman, mükemmel bir sonuç. Umarım içindekiler sağlam çıkar. Öyle bir hissiyatta doğdu şu an bana. Bakalım. Evet. Böyle kutu içinde kutu. Anam ters açmışım. Ama şahane modellerimizin ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Hep birlikte açacağız. Ho ho bu Japonlara hastayım. Kutulamalar da güzel. Kendileri de güzel insanlar. Bakın ne güzel poşetlemişler. iki taraflı zarar gelmeden aşağı yukarı 10-12 bin kilometre mesafeden elimize ulaştırmışlar. Şimdi Tomica ve Hot Wheels demiştik arkadaşlar. Araçlarımıza bakalım. Kapalı olanları açacağız. Açık olanları da beraber inceleyeceğiz. Önce Night Rider'dan başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Knight Rider kit adı altında. Hot Wheels de var. Farklı üreticilerde de var. RTL de var. Yanlış olmasın arkadaşlar. Korgi de var. Ama bu Tomica'nınki yeniydi. Zaten bu Tomica'nın stoklara girmesini bekledim arkadaşlar. Ondan dolayı da biraz beklettik aldığımız sitede polimizi. Bu araç tekrar stoklara girince hemen alışverişimizi tamamladık. Durun bakalım şöyle kolayca açılıyorsa. Arkadan açayım arkadaşlar. He, evet. Bakın. Ben de sizlerle birlikte açıyorum. Çok sevdiğimiz film temalı araçlardan arkadaşlar. Knight Rider. Özellikle 30 yaşın üzerindekiler çok iyi bilecektir. Harika. Kutusunu da sevdim. Dediğim gibi Japonlar bir başka. Kutuyu da açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Knight Rider aracımız burada arkadaşlar. Kapısı açılıyor. Şöyle göstereyim size. Kapılar açılıyor. Bakalım şurada kırmızı Evet, ışığı var. Işık görünüyor. Çok net değil ama arkadaşlar yani ışık derken kırmızı renk verilmiş. Tekerlekler çok hafif amortisörleri var. Bu şekilde sevgili arkadaşlar bakın çok da güzel. Tekerlekleri orijinaline çok benziyor. Bundan dolayı da ayrıca sevdim. Hemen ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız harika bir Mazda RX7 ve Sight arkadaşlar. Yine Tomica, Takara Tomy. Bunu da beklediğim stoklara girmesini. Esasen bu ikisi gire girmez yok sattılar ve bizim de beklememize sebep oldular arkadaşlar. Bu arada sitenin ismi hlj.com. Bilginiz olsun soranlar oluyor. Videoların altına yorumlarda belirtiyoruz. Sonra tekrar soranlar oluyor. Sonra tekrar soranlar oluyor. Aynı şeyi defalarca yazmamıza rağmen bir de küsüyorlar sevgili arkadaşlar. Yani takip edin. Altlarda yazıyordur illa aldığım yerler. Yani saklayacak değilim nereden aldığımı. Siz de takip ederseniz yorumları bir zahmet okursanız nereden aldığımı, kim nereden tedarik ettiğimi orada görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi sözüm sorup da memnuniyetsiz olan arkadaşlara yoksa her şeyi biz şeffaf olarak gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsanız... Festen Furious Sokyo drifter RX7 hanın aracı inanılmaz bir sesi vardı ve detaylar da muazzam yapılmış. Jantlar aynı orijinal gibi ve detaylar çok şahane. Farlar gördüğünüz gibi plastik stop detayları var. Arkadaki sinyal detayları var. Şahane bir araç. Tekerlekler plastik bu arada söyleyeyim. Alt, alt da plastik arkadaşlar. Ama detayları çok hoşuma gitti. Özellikle böyle aç kapa olması gayet Güzel bir seçenek olmuş arkadaşlar. İkinci aracımız bu. Bakın şöyle de bir arka kartoneti var arkadaşlar. Tabi orijinali daha güzel. Hemen diğer aracımıza bakalım. Tomica Dream Tomica'lardan Fast and Furious GR Supra arkadaşlar. Hemen bunu da sizlerle birlikte açalım. Bildiğiniz üzere Instagram hesabımdan da günlük fotoğraf paylaştığım için açmadığım araç yok sadece onun için açmıyorum. Araçları sevdiğim için, dokunmak hoşuma gittiği için açıyorum. Bu arada abim bir tane bana hediye Hot Wheels almış arkadaşlar. Dedim ki bana sormadan alma. Ben de olan bir modeli almış abim sağ olsun. O da dedi ben açayım o zaman benim olsun. Açar açmaz dedi ki Murat dedi sen de bizi bu hobiye başlatacaksın. Niye abi dedim? gerçekten çok güzel hissiyatı varmış. Aldığı da Team Transport Volkswagen Baja baktı arkadaşlar. Taşıyıcı olan seriden. O da çok beğendiğini, arabanın ağırlığından falan bahsetti. İnşallah onu da başlatırız da bir sen faydası olur. Bir <laughs> karşılıklı faydalanırız birbirimizin diye düşünüyorum. Konuşurken de açtık arkadaşlar aracımızı. Yine Tomica'dan Fasten Furious'un GR Supra'sı arkadaşlar. Her zamanki gibi Güzel kalıplama, her zamanki gibi leş bir tekerlek seçimi. Buna güzel bir tekerlek uydurarak yine şahane sonuç elde edeceğimize eminim. Bildiğiniz gibi yine Hot Wheels'de çıkarmıştı. Pest GR Supra'sını ve bir tane tedarik edebilmiştik. Lamborghini Veneno. efsanevi hızlı araçlardan biri. Geçen gün Forza serisinin kaçırdık bir açık artırmada. Sevdiğimiz araç olunca farklı üreticilerden elimde olmasını... İstiyorum Yan yana en azından üreticilerin ne tür farkları olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Hemen sizlerle de birlikte açalım. Ee, bu bakın mağazalarda böyle oluyor nedense. Komple poşet kapalı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yine detaylar muazzam. Gördüğünüz gibi yan taraflar, rüzgar girişleri, arka spoiler. Bakın şu difüzörler detaylandırılabilir. Hemen Şöyle bir odaklamaya çalışayım. Difüzörleri detaylandırdığımız zaman ve lastik değişimi illaki yaptığımız zaman çok daha güzel olacağına inanıyorum. Aracımız böyle arkadaşlar. Lamborghini Veneno Tomica. Premium değil arkadaşlar. Normal, regular. Bu arada premium derken karşımıza harika bir Nissan Arelli ithal dizayn çıktı arkadaşlar. Açalım birlikte bakalım. Nasıl bir araçmış. Bu premium arkadaşlar. Şöyle bir parçasıyla geliyor arkadaşlar. Arka taraf taşıma esnasında kırılmasın diye. Rüzgarlık ve stop kısmı plastik. Onu siz monte ediyorsunuz. E metal olsa daha hoşuma giderdi ama böyle olması da değişik olmuş. Bakın şöyle hemen basitçe takıyoruz. Yani bunu da hafif bir yapıştırmak gerekir. Çünkü yumuşak baya bakın şöyle hafiften tuttuğum zaman çıkabiliyor arkadaşlar. Ital Design R50 arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Ciddi anlamda güzel. Renk seçimlerini şahane yapmışlar. Altın sarısı ve gri. Bakalım amortisör var mı? Amortisör yok arkadaşlar. Bunda amortisör yok. Nissan'ın şahane araçlarından biri. Yine Tomica'mızın sonuncusu arkadaşlar. Bu sefer hep seçtim artık. Modeller aslanın <laughs> ağzında değil midesinde. Malum dolardan, eurodan dolayı fiyatlar aşırı arttığı için Eskisi gibi her hoşumuza giden değil, en hoşumuza giden alıyoruz. Şöyle bir kağıt çıktı içerisinden. Şu kalabalığı da alalım şuradan. Son Tomica'mızda Toyota Yaris verece arkadaşlar. Çok güzel ya. inanılmaz güzel. Bakalım bu arkası çıkıyor mu? Arkası çıkmıyor arkadaşlar. Ama tekerleklere bakın hani VRC araçları zıpladığı zaman böyle tekerlekler çamurluk kısmında bayağı bir hareket halindedir ya o hissiyatı da vermişler. Araç zıpladığı zaman bayağı bir açılma söz konusu. Tekrar yere bastığı zaman görüyorsunuz bayağı bir arada mesafe var arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar bunda Toyota Yaris şöyle detaylarını gösterelim. VRC aracımız arkadaşlar. Spoiler biraz abartılı standartına göre gerçeğine göre. Ama geri kalan her şey çok güzel. Renkleri de çok güzel. Amortisör de var arkadaşlar. Ama çok şahane. Bakın şöyle biraz daha yakından göstereyim size hemen ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın şöyle görüyor musunuz? Kamerada içilebiliyorsa yere koyduğum zaman biraz sallanabiliyor. Çünkü tekerleklerin hareket mesafesi oldukça fazla. Bakın şöyle gayet güzel şuradan isten hiçbir amortisör yaylanma belirtisi yok. Ve kolimizden çıkan son iki parça bir tanesini açacağım arkadaşlar. İkisi de aynı gördüğünüz gibi. Neden iki tane aldın diyecek olursanız bir tanesi sevdiğim bir arkadaşa, bir tanesi de bana. Şöyle bir bantlama yapmışlar. Şu bantsız olanı açalım. İki de bantlıymış. Ne ola ki bu acaba? Sizce ne? Hot Wheels. Evet. Oradan sesleri duyar gibiyim. Beşli bir setimiz. Ha <laughs> gördünüz değil mi? Çok güzel bir set arkadaşlar. Hadi yavrum. Kula çıkmaya nazlanıyor. He? Evet ucunu gösterdi. Ve ben de çıkartıyorum. Hot Wheels. The Racer's Edge. High Performance Auto Parts arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel İngilizce okuyorum ama yarışçı ne bu Edge ne demek bilmiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz beşli setimiz. Elimizde kutusu da çok güzel. içindeki modeller de çok güzel hemen sizinle birlikte bu keyfe varmak için kutumuzu açıyorum. Böyle bir lezzet, böyle bir keyif yok. Sanki yemek hemi. <laughs> Görmüş olduğunuz güzellikler buradalar. Hemen tomikaları yana alıyoruz ve sırasıyla alttan yukarı doğru incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. The, Ra The racers H setinden çıkan ilk aracımız 1961 model Impala arkadaşlar. Süper bir 61 model Impala. Komple metal, kauçuk teker. Bunların hepsi premium arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Ford Escort Ares 1600. Yine komple metal ve kauçuk teker. İkinci aracımız. Üçüncü aracımız ve çoğu daikaç severin hasta olduğu bir araç arkadaşlar. Nissan Silvia S15 jantları beni benden alıyor. Mükemmel bir renk uyumu. Mavinin turuncuyla yaşadığı aşkı resmen resimlemişler. Öyle bir araç. Süper bir araç ya. 10 on numara. On numara. Umarım size de nasip olur arkadaşlar. Dördüncü aracımız. Serinin dördüncü aracı. Fast and Furious'un birinci serisindeki Supra arkadaşlar şöyle gösteriyoruz detaylarını. Yavaş yavaş dönerek gösteriyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Geçenlerde de bir tane hatırlarsanız almıştım. Ve son araç da yine Fast and Furious 1'deki Toretto'nun, Dominic Toretto'nun kullandığı RX7 arkadaşlar. Bu arabayı çok severim. Ama şu bir gerçek ki orijinal aracın jantları, bıçak gibi olan jantları çok daha güzel ki Need for Speed Underground 1'de de o jantları kullanırdık 2001-2002 senesinde. Hatırlayanlar olacaktır. Çok sevmeme rağmen o olsa tadından yenmeyecek bir araç olacak. Bu şekliyle çok güzel tabii ki. Umarım herkese tekrar ediyorum. Nasip olur arkadaşlar. Japonya'dan gelen araçlarımız böyleydi arkadaşlar. Umarım araçları beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Darısı sizlere. Lütfen tekrar ediyorum. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bakın burada da bir sürü koli var. Açılmayı bekliyor. <laughs> Anladınız siz onu. Tabii ki önümüzdeki hafta bunlar gelecek. Haberiniz olsun. Orada da gazete var. Gazete bak bak bak. Orada da ben var. <laughs> çok güzel ya. Sizinle gerçekten paylaşmak çok keyif aldığım bir durum. İnanın bu mutluluk yüzüme de yansıyor sizlerle geri bildirimler bana çok mutluluk veriyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone tuşuna tıklamayı unutmayın. Hadi göreyim sizi. Hadi görüşürüz.